Şimdi arkadaşlar derste yarıda kesildi. Ben buradan tamamlayacağım dersi. Muhakkak dinleyin. Şimdi bir yandan da hem tableti alıyorum hem de ekranın kaydını alıyorum. İkisini de paylaşacağım sizle. Şimdi biz en son şuradan bahsetmiştik. Demiştik ki fiziksel sistemlerin zaman cevabı. Şimdi bu konu yani her konu önemli de bu konu bazı şeylere başlangıç arkadaşlar. Dersin devamı ile ilgili bazı ön fikirleriniz olacak yani yavaş yavaş. Yani yeni yeni böyle kontrol ile ilgili asıl yerlere geliyoruz. Şimdi yani altyapıları tamamlıyoruz şu anda. Şimdi birinci derece sistemlerimizi biz arkadaşlar termal sistem işte tek sıvı tank modelini demiştik ki K bölü to S artı 1 şeklinde transfer fonksiyonu yazmıştık. Demiştik ki bu da YS bölü US olarak söylemiştik. Evet. Şimdi burada K sistemin cevabı zaman K sistemin kazancı tau da zaman sabiti. Bu zaman sabiti de fiziksel durumlarla alakalı, adamın ruhuyla alakalıydı. Yani yapısıyla alakalıydı. Ve biz değiştiremiyoruz arkadaşlar. Tau'yu hiçbir şekilde değiştiremiyoruz. Yapacak bir şey yok onunla ilgili. Çünkü fiziksel bir olay. Şimdi geldik biz bu adamın birinci derecen sistemin birinci derecen denmesinin sebebi neydi? Buradaki S'nin derecesi 1 diye. Derecesi 1. Birinci derecen sistem. Şimdi bu birinci derecen sistemin bazı cevaplarını arıyoruz. Ne gibi cevaplar? Bu adam mesela bir adam ona kızdığı zaman ne yapar? Yani kaş işaretini kızdı. O adamın cevabı ne olacak? O adam gitti bağırdı adama. Bu sefer bağırmasına karşı cevabı ne olacak? Bu adam gitti bir tane yumruk attı. Yumruk atmasına karşı cevabı ne olacak? Ya adamın değişik durumlarına karşı tepkisini ölçmek istiyorum. Yani onu demek istediğim şey şu. Birinci dereceden bir sistemimiz var. Ben bu adamı ilk önce geleceğim. Bir birim basamak uygularsam ben eğer böyle birinci dereceden bir sisteme gelip de bir basamak fonksiyonu uygularsam bana karşı çıkışta ne gibi bir ifade verecek? Transfer fonksiyonu ne bu? Bu adama gidip bir tane böyle bir rampa uygularsam acaba bana karşı cevabı ne olacak? Ona bakacağım. Bir de bu adama gidip böyle bir parabolik bir yaklaşımla giriş verirsen bana cevabı ne olacak? Bunun araştırmasını yapıyoruz şu anda. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geldik birim basamak girişe. Birim basamak giriş. Şimdi birim basamak ne demektir? UT demektir. UT'nin 1 olduğunu düşünüyoruz. T sıfırdan sonsuza kadar giderken değil mi? Önceki zamanlar bize alakadar etmiyor. Biz sıfırdan başlıyoruz. Şimdi bizim YS bölü US'miz neye eşitti? K bölü to S artı 1'e eşitti. Yani bizim US'mizi buradan çıkartırsam ve şuraya yerleştirirsem bu adamın çıkışına bir bakalım. Hakikaten US verdiğimizde birim basamak verdiğimizde neler oluyor? Bir bakalım. Yani burada sadece bir gözlem yapmak istiyoruz arkadaşlar. Tamam. K bölü to S artı 1 bizim sistemimizin transfer fonksiyonudur. Ona bir giriş uyguladık ve çıkışımızı elde ettik. Çok iyi bildiğimiz bir mevzu zaten bu. Şimdi bunu güzelce yazalım. Şimdi arkadaşlar YS niye eşit oldu? Birinci derece bir sistemimiz var. K bölü to S artı 1 çarpı neydi? US. Şimdi bu adamın K bölü to S artı 1'ini biliyoruz. Evet. US neye eşit arkadaşlar? 1'in S dönüşümü neye eşittir? 1 bölü S'e eşittir. Şimdi gelin şöyle yapalım. Biz bir gözlem yapmak istiyoruz ya. Biz gözlemlerimizi S domaininde yapamayız. Niye biliyor musunuz? Bizim dünyamıza aykırı. Bizim dünyamıza aykırı demek çok iyi değil de. Biz T domainini çok iyi biliriz ya. Gelin T domaininde bunu bir çizdirelim böyle. Ne yapalım? Bir bakalım. Neler oluşuyormuş. Şimdi gelin bunu T domainine aldığımızda arkadaşlar bu A bölü işte to S artı 1 işte artı B bölü S dediğimizde A'yı ve B'yi bulursun. A ne çıkmış? Kitaptan bakıyorum hemen. A ne çıkmış? Nerede yazıyordu? A 1 çıkmış. B de eksi to çıkmış. A eksi to çıkmış. B de 1 çıkmış. Tamam mı? Gelin bunu yazalım. YT ifade YS ifadesi 1 bölü S eksi to bölü to S artı 1 çıkmış. Bunu siz yaparsınız. Şimdi to S artı 1. Şimdi bunun gelin T domainine geçirdiğinizde bu T domaini için bunun YT ifadesini yazdığınızda burası neye eşit olmuş oluyor? Burası neyin
T domeninden geçir 1 bölü S oluyordu. 1'in S domeni, 1'in Laplace 1 bölü S'ti. Eksi bunun Laplace neye eşitti arkadaşlar? O da şöyle yapmanız lazım. Şu nasıl yapıyorduk? T'ye bölüyorsun her tarafı. Bunu T'ye bölersen ne olur? 1 bölü S 1 bölü T olur değil mi? Bu şekilde halledersiniz. Ve bunun Laplace neye eşitti? Bunun Laplace'ını hatırlarsınız siz. E üzeri şurası E üzeri eksi T bölü T olmuş olacak. Doğru mu yaptık? Evet. Eksi T bölü T olmuş olacak. Yani şunun Laplace'ı şu. Tamam. Şurası da T. Şimdi bakın burada çok ilginç şeyler çıktı şimdi ortaya. Bak YT ifademize bakalım. YT ifademize bakalım. YT ifadesi 1 eksi E üzeri eksi T bölü T. Bak artık eline alırsın metlebi. Bu adım böyle çizdirirsin. Tamam mı? Çizdirirsen nasıl bir şey çıkar biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Bak şöyle bir şey çıkar. İşte T 0'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 böyle çizdirdiğini farz ediyorum. Şimdi bak burada çok ilginç bir şeyden bahsedelim. İlk önce T'mizi sonsuza götürelim. Evet ne olur sonsuza götürürsek. Bakın T'miz sonsuza giderse şu ifade 0'a gelecek. Ve bu adam niye gelecek biliyor musunuz? 1'e ulaşacak. Yani T sonsuzdayken bu adamın ulaştığı yer neymiş? Tam 1'miş arkadaşlar 1. Senin girişin yani girişin 1 bölü S değil miydi? Girişin 1 bölü S'ti tam 1'e ulaştı. Fakat burada K'yı ben şey almıştım arkadaşlar. Denklemde çözerken K'yı biz hep 1 alıyoruz. K'yı 1 alıyoruz. K'yı 1 aldığımız için burası 1 geldi yani. K'yı biz 0.8 alsaydık bu adam 0.8'e ulaşacaktı. Sen 1 girdin. K'nın 0.8 ise şurası 0.8 olacağından dolayı 0.8'e ulaşacaktı. Biz şimdi K'yı 1 aldığımız için kazanç da 1 olsun dedik. Bu adam kazanç 1 iken işte arkadaşlar hep T sonsuza giderken 1'e ulaştı. Şimdi fakat çok ilginç bir yer bir şey daha var arkadaşlar. Burada to burada bir yerde. Peki T eşittir to anında ne olur? Gelin buraya T yerine to yazayım. YT eşittir 1 eksi E üzeri eksi to bölü to. Eşittir kaçmış? Bunlar gider. E üzeri eksi 1. Bu da 0.632. Ne demek istiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Burası? Bu bizim için çok önemli. Bunu bileceksiniz. 0.632. Bizim sistemimiz T eşittir to anında sistemin 0.600 girişin 0.632 katını verir. Senin ulaştığın yer neresi? Burası değil mi? 1. 1'in ne oluyor buna? 1'in 0.632 katını veriyor size. Birinci gözlemimiz bu arkadaşlar. Birinci gözlemimizi sözü söylüyorum ve özetliyorum. Ve özet daha önemli şu anda anlatacağım. Özet daha önemli. Özeti çok iyi dinleyin. T eşittir sonsuz anda. Bir kez sistem bir yerde sabitleniyor. Bir kez sistem bir yerde sabitleniyor. Bir yere ulaşıyor. Ulaştığı yer. Nereye ulaşıyor? K'nız 1 ise girişinize ulaşıyor. Girişinize ulaşıyor. K'nız 1 ise. K'nız 0.8 ise sizin 0.8 katına ulaşıyor. Sen mesela K'nız 0.8 olursa arkadaşlar şurası 0.8 gelecek. Orası 0.8 gelirse senin girişin 1'di. Ulaştığınız yer neresi? 0.8. Tamam. 0.8'e ulaştınız. Kazancınız 0.8 yani. Kazancınız 1 olsaydı hakikaten bu gelip böyle yerleşecekti. Ama kazancınız 1 olduğu için yerleşiyor. Kazancınız 0.8 olduğu için 0.8 katına yerleşiyor. Ve de T eşittir to anında sistemin cevabınızın vardığı sürenin 0.632 katına yerleşiyor. Cevabınızın 0.632 katına yerleşiyor. Cevabınızın her şey sonucunuzun yani. Sonucunuz ne şu anda? Şurası. Niye gidiyor ya o? 0.362 çarpı şu 0.8. Tam şu nokta 0.632 çarpı 0.8 arkadaşlar.
Eğer K'nız 1 olsaydı 0632 idi. Ve de arkadaşlar eğer senin bu elemanın bak burası daha güzel bir cümle olacak. Senin bu elemanın şöyle nokta 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 çıkış hızı aynı şekilde kalsaydı, yani şuradaki çıkış hızı var ya arkadaşlar, şu çıkış hızıyla devam etseydi tam to anında 1'e gidecekti. Tam to anında 1'e gidecekti. Yani çıkış, bu çıkış hızıyla çıksaydı diye söylüyorum. Yani şuranın eğimi 1 bölü to, yani şuranın eğimi 1 bölü to. Yani tanjantına bakarsınız yani. Evet. T eşittir to anında 0.632 çarpı ulaştığınız yer kazancınıza bağlı olarak değişiyor. Bunu bileceğiz. T eşittir sonsuzda şu hedefe ulaşıyor. Onu da bileceğiz. Tamam. Bu birinci gözlemimiz. İkinci gözlemimiz şu arkadaşlar. Biz birim basamağı uyguladık ya. Şimdi geleceğiz. Birim rampa uygulayacağız. Rampa demek arkadaşlar. Rampa girişimiz T. T'dir. T çarpı UT'dir yani. Yani şöyle bir şey. Tamam. Arabayı hızlandırıyoruz yani. Yavaş yavaş arabayı hızlandırıyorsunuz. Deminden sabit hızla gidiyordunuz. Bir kez hızlandınız ve sabit hızla devam ettiniz. Şimdi arabayı yavaş yavaş hızlandırdığınızı düşünün. Yani araba gaza basıyor. Durmadan gaza basıyor. Ve sizin birinci dereceden bir sisteminiz vardı. Birinci dereceden sisteminiz acaba bu girişe karşılık ne gibi bir çıkış gösterecek? Bunu arıyoruz şimdi. Bakalım buradaki gözlemimize bakalım. Buradaki gözlemimiz şu. Bizim birinci dereceden sistemimizin transfer fonksiyonu K bölü to S artı 1'di. Ve siz geldiniz. Onun S dönüşümünü aldınız. 1 bölü S kare çarptınız. Ve bakacaksınız bu adam ne gibi bir cevap veriyor. Siz bunun Z dönüşümünü aldığınızda zaman domenine geçtiğinizde YT ifadesi neye eşit olmuş? Kitaptan bakıyorum. T eksi to artı to çarpı E üzeri eksi T bölü to olmuş. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buradaki gözlemimiz şu. Deminki gözlemimiz T sonsuza gittiğinde ne oluyordu burada? Deminki gözlemimiz oydu. Yazamıyorum buraya. T sonsuza gittiğimizdeki cevabımız neydi? Ona bakmıştık. Buradaki gözlemimiz o olmayacak arkadaşlar. Buradaki gözlemimiz hata olacak. Hatamız neye eşitti? Giriş bölü giriş eksi çıkıştı. Girişimiz UT. Çıkışımız ne? UT'miz neydi arkadaşlar? UT'miz bu. T eksi YT'miz yazıyorum. T artı to eksi to çarpı E üzeri eksi T bölü to. Yani buradan neler gidiyor? Şunlar gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi bir hata söz konusu. Hataya bakalım neymiş? To eksi to E üzeri eksi T bölü to'ya eşit. Bizim hatamıza baktığımızda böyle çıktı. Şimdi bu hatanın son değerine bakalım. Hatamızın son değeri. Acaba sona gidince ne oluyor bu hata? Gördüğünüz gibi hatamızın son değeri şurası sıfıra çekecek ve burası sıfır olacak. Ve hatamızın son değeri gördüğünüz gibi to olmuş olacak. Yani şuradan baktığımızda bunun acaba şeyi var mı? Bakın hatamızın son değeri to olmuş burada. Yani siz bir birim rampa uyguluyorsunuz. Bunun yazılması nerede? Neyse. Yani şöyle olmuş oldu arkadaşlar. Siz şöyle bir sisteme giriş uyguluyorsunuz. Nihayetinde çıkan şey böyle gidiyor ve T sonsuz andayken, biz sonsuz andayken sizin şu aranızdaki fark to'ya eşit olmuş oluyor. Buradaki gözlemimizde hatasal gözlem yapıyoruz. Tamam mı? Hatasal gözlem yapıyoruz. Fakat buraya tekrar ileride döneceğiz. Şimdi bir de rampa uyguladığımız ne uygulamıştık biz buraya? Birim basamak. Rampa uyguladık. Başka parabol uygulamıyormuşuz. Parabolü ileride uygulayacağız herhalde. Tamam, parabolü uygulamıyormuşuz. Bir de arkadaşlar çok en güzel tarafı olan fakat
kullanamadığımız bir yer var. Oraya da gelelim. Ama nasıl kullanacağız ona bakalım. Kullanabiliyoruz. Dolaylı olarak kullanabiliyoruz. Şimdi biz UT'yi uyguladık. Rampayı uyguladık. Fakat gelin bir de birim impas uygulayalım. Yani şurada bir tane impas fonksiyonu uygulayalım. Girişe. İmpas fonksiyonu. İmpas fonksiyonu T eşittir 0 anında sonsuz olan, alanı da 1 olan bir şeydi. Derste çok çok söylemiştik zaten. Şimdi gelelim. Bizim birinci tane sistemimizin transfer fonksiyonu YS bölü US eşittir K bölü TOS artı 1'e eşitti. Şimdi burada US'miz birim rampa uygularsa bir gözlemlerimize bakalım. Bak süper bir şey ortaya çıkıyor. Bir kez transfer fonksiyonu çizdiğimizde transfer fonksiyonu nasıl çiziyorduk? Buraya K bölü TOS artı 1 diyorduk. Buraya US diyorduk. Buraya YS diyorduk. Bak YS bölü US sana bir kez transfer fonksiyonunu veriyor. İşin bir kez buradan bakmak lazım. İkincisi bakın burası birim rampa uygularsak birim rampın S dönüşüm neye eşittir biliyor musunuz? 1'dir arkadaşlar 1. Bak gördün mü sen birim impas uygularsan çıkışın direkt neye eşit oldu? Bak çok ilginç bir şeye eşit oldu. K bölü TOS artı 1 eşit oldu. K bölü TOS artı 1 niye eşitti? Senin basamak transfer fonksiyonundu. Yani aslında biz adama birim basamak Dirac fonksiyonu uygulayabilseydik, impas fonksiyonu uygulayabilseydik aslında sen çıkışta zaten transfer fonksiyonu gözlemliyor olacaktın. Çıkışın zaten transfer fonksiyonu olmuş olacaktı. Aslında mükemmel bir şey. Ama Dirac fonksiyonu tabii gerçek hayatta yok. Ama bak öyle bir şey uygularsan neler oluyor bir bakalım. Bak çıkışta böyle bir ifade geldi diyorsun. Böyle bir ifadenin T dönüşümünü aldığınız zaman deminden derste almıştık. Yani bu derste aldık. İşte her tarafı K'mızda 1 olsun arkadaşlar. K'mızda da 1 baktığımızda bunun transfer fonksiyonu neye eşit biliyor musunuz? 1 bölü TO E üzeri eksi T bölü TO'ya eşit miydi? Evet eşitmiş. Bakın sizin çıkışınızın T domenindeki ifadesi. Bakın bu T domeni size her şeyi anlatmaz ama en azından neyi biliyorsunuz? Hani PDF'ten bakabilirsiniz buraya ama bu çok önemli bir mevzu değil. Önemli olan mevzu tam neresi biliyor musunuz? Bak sen eğer birim impas fonksiyonu uygulayabilseydin çıkışını gözlemlediğinde adamın transfer fonksiyonu bulmuş olacaktın. Yani niye bu kadar önemli diye düşünürseniz şöyle biz bu transfer fonksiyonu bulmak için neler yaptık derste bir düşünün. Termal sistemlere gidin, tek sıvı tank modeline gidin. Adamları bir sürü şeyini ihmal ettik. Dedik ki şu parametreler şunun içerisine girsin, bunun içerisine girsin. Bilemediğimiz bir sürü şey bu tonun içerisinde mevcut. Ama sen bilmediğin bir mekanik sistem var. İçerisini bilmiyorsun. Bunun matematiksel modelini çıkartmak istiyorsun. Diyorsun ya bunun içerisinde çivi var, şu var, bu var falan filan. Soğuması, ısınması vesaire. Adamı aslında şöyle bir şey yapabiliyorsun. Dirac fonksiyonu uyguluyorsun. Çıkışı gözlemliyorsun. Multimetreyle adamın matematiksel formülünü buluyorsun. Bak çok güzel bir şey. Hiç içerisini düşünmüyorsun. Direkt girişe 1 veriyorsun. Yani Dirac fonksiyonu veriyorsun. Çıkışı gözlemliyorsun. Adamın transfer fonksiyonu buluyorsun. Biz o fiziksel sistemin matematiksel modelin çok uğraştık değil mi? Gittik motora baktık. Motorun işte TOS'u var, ataleti var falan filan. Bir sürü şeyden bahsettik. Öyle yapacağımıza gidip Dirac fonksiyonu uygula. Çıkışı gözlemle. Adamın matematiksel modelini bul. Olsun bitsin. Çok güzeldi. Peki yani sen gözlemleyerek nasıl buluyorsun diye bir soru sorabilirsiniz burada. Evet soru gözlemleyerek nasıl buluyorsun? Bir soru düşünelim hemen. Dersi tekrar etmek bakımından çok önemli burası. Şimdi sen çıkışı gözlemledin. Tak bu. Adama 1 vermiştin. Birim impas vermiştin. Adamın K bölü TOS artı 1'di. Bu adam geldi. 0.8'e geldi. Sen ne anlayacaksın bu adamın kazancının ne olduğunu? Bu adamın kazancının 0.8 olduğunu anlayacaksın. Sen ne yaptın? 1 verdin adama. Adama 1 verdin. Osiloskopa bir baktın ki bu adam 0.8'e geldi. Çok uzaklarda bir yerde 0.8'e geldi. Bu niye siniyor bilmiyorum. 0.8'e geldi. Anlayacaksın ki kazancı 0.8. TOS'u nedir diye düşünürsen. Bak osiloskopa bakıyorsun. Diyorsun ki 0.8'in 632 nolu yerine geldiğinde bu adamın TOS'una gelmiş olursun diyorsun. 0.8 çarpı 632'yi gelip burada osiloskopla buluyorsun. Geliyorsun bunun tam karşılığına geliyorsun. Bakıyorsun burası. Buradan aşağıya bir çizgi çekiyorsun. Bir bakıyorsun ki TOS'u 0.2. Yani 0.2S artı 1. Yani adamın TOS'u da artık 0.2 çıkmış oldu arkadaşlar. Yani gördünüz mü siz fiziksel sistemin matematiksel modellenmesi gibi bir
olaydan geldiniz. Sadece gözlem bakarak, gözlem yoluyla, osiloskopu gözlemleyerek onun matematiksel modelini hesapladınız. Transfer fonksiyonu buldunuz yani. Yani çok güzel bir tarafı burası işte arkadaşlar olayı. Eğer biz birim impuls fonksiyonu uygulasaydık zaten çıkıştaki gözlemimiz direkt bizim transfer fonksiyonumuzdu. Ama bakın onu uygulayamıyorsun ama bak dolaylı yoldan bir şekilde uygulayabiliyorsun. Nasıl dolaylı bir şekilde uygulayabiliyorsun? Hemen onu anlatacağım arkadaşlar. Şöyle uygulayabiliyorsun. Bizim birinci denelen bir sistemimiz vardı. Biz geldik buna birim ramp uyguladık değil mi? Birim ramp uyguladık. Birim ramp uyguladığımızda çıkışımıza baktığımızda şöyle bir şey bulmuştuk. YT ifadesi to eksi neydi o? Ha, T eksi toymuş. T eksi to artı to çarpı E üzeri eksi T bölü to. Birim ramp uyguladığımızda çıkış bu. Birim basamak uyguladığımızda çıkışımıza baktığımızda neydi? Şuradan bakalım. YT ifademiz neymiş? T eksi pardon. 1 eksi E üzeri eksi T bölü toydu. 1 eksi E üzeri eksi T bölü toydu. Dirac impuls fonksiyonu uyguladığımızda çıkışımız neye eşitti? Ona da bakalım hemen. K bölü toy saati eşit. Ne bakacaksın zaten? O da YT ifadesi de K bölü toy saati ters T dönüşümü, ters S dönüşümü E üzeri eksi T bölü toydu. Bakın normalde şu bizim direkt transfer fonksiyonumuzun T domenine dönüşümü. Ama bak yukarıdan itibaren adama birim basamağı uyguladın. Birim rampa uyguladın. Bak bunun bir kez türevini al. Bunu elde edersin. Bir kez de bunun türevini al. Bunu elde edersin. Yani siz birim basamak uygulayarak ve onun türevini alarak adamın direkt transfer fonksiyonunu da hesaplayabiliyorsun. Mükemmel bir olay burası zaten. Olayın güzel kısmı da burası. Direkt bunu S dönüşümünü al. Direkt aslında K bölü toy S artı 1'i de bulmuş olursun yani. Yani bunu buldun. Bunun türevini al. S dönüşümünü al. Transfer fonksiyonu bul. Ya da buna bak. İşte bunun da to anını 0632. anını filan bak. To anını ve T eşittir sonsuz anındaki değerine bak. Girişe göre kaç kat fark varsa da K'yı bul şeklinde olayımızı güncelleştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar derste 103. sayfadan devam edeceğim. Tekrar etmek anlamında derste 103. sayfadan tekrar edeceğim. Tamam. Yeterli bugünlük. Size kolay gelsin diyorum derslerinizde. Herkese sağlıklı günler.